Ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size betonarmede en iyi taşıyıcı sistem hangisidir? Onu anlatacağım. Çok uzun bir video olmayacak ama önemli bir video olacak. Betonarmedeki en iyi taşıyıcı sistem hangisidir? Bir çerçeveli sistem midir acaba? Çerçeveli sistem. Ne anlıyoruz çerçeveli sistemde? Taşıyıcı elemanlar tamamen kiriş ve kolonlardan oluşuyor. Yani taşıyıcı elemanların, düşey taşıyıcı elemanlar boy ve en oranı altıdan küçük. Ya kirişlerden ya da kolonlardan oluşacak, perdeler olmayacak. İyi bir sistem midir betonarmede? Hemen düşünelim çerçeveli sistemleri. Bir kere rigidlikleri biraz az. Ama süneklikleri yani yer değiştirme kabiliyetleri çok büyük. Fena bir sistem değil ama büyük kuvvetlerde özellikle büyük deplasmanlar yapabilir. Özellikle sürekli arda arda gelen depremlerde kesitler çatlayabilir. Kesitlerin çatlaması rigidliği azaltır. Rigidlik azaltınca bina gider. Belki de geri gelemez. Problem olabilir. Evet, süneklikleri falan iyidir ama rigidlik anlamında sanki biraz eksik gibiler. Dolayısıyla bunu çok iyi diyemeyiz. Buna eksi koydum. Süneklik iyi. Rigidlik kötü. Rigidlik kötü. İki, perdeli sistemler. Bu mu acaba iyidir? Önce bir perdeli sistemleri tanıtalım. Perdeli sistem nedir? Perdeli sistem şu demektir. Bütün elemanlar tamamen perdelerden oluşuyor. Taşıyıcı elemanlarımız. Tamamı boy bölü en oranı 6 veyahut da 6'dan büyük. Kolonunuz yok. Tünel kalıpları da bunun içine sokabiliriz. Perdeli sistemler iyi midir? Hemen düşünelim. Evet, dayanım anlamında iyidir. Ama süneklikleri sanki biraz kısıtlı. Çok rigid oldukları için çok fazla sünek değildir. Mesela bir çerçeveli sistemler kadar deplasman yapamazlar. Daha ziyade dayanımla kuvvetleri karşılamaya çalışırlar. Deplasman kabiliyetleri azdır. Dolayısıyla burada da ne diyebileceğiz? Süneklik kötü. Rigidlik iyi. Tabii rigidliğin fazla rigid olması aynı zamanda daha büyük deprem kuvvetlerinin de kendini çekmesi ve büyük deprem kuvvetlerinin oluşmasına da sebep olur. Rigid bir sistemde daha büyük deprem kuvvetleri oluşur ve siz de daha büyük deprem kuvvetlerine göre bir takım dizayn edersiniz. Dolayısıyla daha büyük deprem kuvvetlerini toprağa iletmeye çalışırsınız. Daha büyük deprem kuvvetleri de sistemde dolaştığı için bu büyük kuvvetlerin sisteme zarar verme şansı daha fazladır. İyi midir? İyisi de var, kötüsü de var. Buna da çok iyi diyemeyiz. 3. Çerçeveli perdeli sistem. Çerçeveli perdeli sistemde ne olur? Çerçeveli perdeli sistemde kolonlarımız olur, kirişlerimiz olur ve boy bölü en oranı 6'dan büyük olan perdelerimiz olur. Çerçeveli sistemler, çerçeveli ve perdeli sistemlerde bu her ikisi de olur. Dolayısıyla süneklik fena değildir. Rigidliği de yeteri kadar sağlayabiliriz. Yani hem sünektir, süneklik iyi diyebiliriz. Rigidlik de iyi diyebiliriz. Aklımıza şu gelebilir. Hani çerçeveli perdeli sistemlerde sistemim var. Bir tane perde koydum. Benim bu sistemim çerçeveli perdeli sistemi. Evet. Bir tane bile perde koysanız sisteminiz o yönde çerçeveli perdeli sistemdir. Ama tabii de bunun da bir oranı olmalı. Koyacağınız perdeler
toplam devrilme momentinin en az %40'ını almalı. %70'inden de fazla olmamalı alacağı deprem kuvvetleri. Hatta %60 diyelim. Yani %40 ile %70 arasında perdeleriniz devrilme momentini almalı ve her iki yönde. X yönde de bu dediğim geçerli, Y yönde de dediğim geçerli. Bu sistemler çerçeveli perde sistemdir. Süneklik iyidir. Rijitlik de bunlar da iyidir. Dolayısıyla benim beton arma taşıyıcı sistemlerde sürekli kullanmam gereken sistem çerçeveli perdeli sistemler olursa sanki daha mantıklı, daha iyi gibi.